Sorumuza bakıyoruz. Yukarıda verilen bitkilerden A bitkisi 50 santim. A'ya 50 yazdım. B bitkisi 30 santim. B'ye 30 yazdım. Orantılı olarak A bitkisi 12 santim uzadığında B bitkisi 15 santim uzuyor. Evet, A 12 uzadığında arkadaşlar B de 15 santim uzuyor. Diyor ki A bitkisinin uzunluğu 70 santim olduğunda B bitkisinin uzunluğu kaç olur? Şimdi A normalde kaç santim arkadaşlar? 50 santim. Kaç olmasını istiyor? Şu 50'nin kaç olmasını istiyor? 70 olmasını istiyor. Yani A bitkisinin 20 santim uzamasını istiyor. A'nın. B bitkisinin uzunluğunu soruyor. Şimdi B bitkisinin ne kadar uzadığını bilmiyoruz. Peki biz şunu biliyoruz. Hemen bir orantı yapalım. Burada ne diyor? A bitkisi 12 santim uzadığında B bitkisi 15 santim uzuyormuş. O yüzden diyorum ki A 12 santim uzadığında B 15 santim uzuyor. Şimdi A 50'den 70'e çıkmak için 20 santim uzaması gerekiyordu. O zaman A bitkisi 20 santim uzadığında B bitkisi ne kadar uzar? Hemen içler dışlar çarpımı. Doğru orantı 15 çarpı 20. Şurayı sileyim. Şu 15 ile şu 20'yi çarpıyorum. 20 eşittir 12 çarpı x. 12 çarpı x. 12 burada çarpım pozisyonunda. Buraya bölüm pozisyonunda geçecek. 4 ile sadeleştireyim 20 ve 12. 20'yi 4'e böldüm 5. 12'yi 4'e böldüm 3. 3 ile sadeleştireyim 15 ve 3. 3'ü 3'e böldüm 1. 15'i 3'e böldüm 5. Yukarıda 5 çarpı 5 kaldı. O zaman 5 çarpı 5 ne yapar? 25 x 25'miş yani. Demek ki A bitkisi 20 santim uzadığında B bitkisi de 25 santim uzuyormuş. B bitkisi arkadaşlar boyu kaçtı B bitkisinin? 30 santimetreydi. 25 santim uzarsa B bitkisi 30'la 25'i toplayacağız. O da 55 yapacak. Yani cevabımız bursa arkadaşlar. Bakıyoruz, sorumuzu inceliyoruz. Yukarıda ücretsiz bir yazılımın internet üzerinden indirilme ekranı verilmiştir. Aynı yazılım internet hızı saniyede 6 MB olan farklı bir bilgisayarda indirilecektir. Buna göre yazılımın tamamen indirilme süresi kaç saniye olur? Şu an bize verilen bilgiler arkadaşlar saniyede 5 MB olduğu, 54 saniye süresi kaldığı, indirilme oranının 5'te 2 olduğu. O zaman bu şu demektir arkadaşlar. Mesela şöyle indirilme oranını 5 parçaya bölecek olursam şu ana kadar 2 parçası inmiş. Geriye kalan 3 parçası hala duruyor. O yüzden diyeceğim ki geri kalan 3 parçasının inmesi için 54 saniyelik bir süre kalmış. 54 saniyelik sürede kaç megabayt indirme yapabilir? Saniyede 5 MB yapıyorsa 54 saniyede 54 çarpı 5'ten 5 kere 4 20. 20'nin 0 50 var 2. 5 kere 5 25 2 50 vardı 270. Arkadaşlar şu 270 geriye kalan kısmın inmesi için indiği megabayt. Tamam mı? O yüzden ben bunun dosyanın tam boyutunu bulabilirim. Neden? Şimdi şu 3 parçası 1, 2, 3 parçası 270 MB'mış. Ben 270'i 3'e bölersem 90 bulurum. Bu 90 arkadaşlar şuradaki her bir parçanın boyutu. Yani şurada 90 MB. Şurada 90 MB. Bu da 90 MB. Bu da 90 MB. Bu da 90 MB. Yani 5 parçaya ayırdım ya bir tanesi 90'da o zaman tamamı
90 çarpı 5'ten arkadaşlar 450 MB'miş. O zaman dosyanın tamamı 450 MB'miş. Ben şimdi hatta şunu tekrardan göstereyim şurada. Şöyle arkadaşlar, bunun tamamı 450 MB. Tamam mı? Diyor ki internet hızı 6 MB bölü saniye olan, yani saniyede 6 MB indiren bir bilgisayarda indirilecektir. Kaç saniye sürer diyor. Toplam biz dosyanın boyutunu bulduk. Dosyanın boyutu 450 MB'tı. 6 saniyede 6 MB indiriyorsa 450'yi 6'ya bilirim. Kaç saniyede indiğini bulurum. 450 bölü 6 ne yapar? Önce 45'in içinde 6. 8 kere 6 48. 7 kere değil mi? 7 kere 6 42. 5'ten 2 çıktı. 3. 4'ten 4 çıktı. 0. 4'ten 4 çıktı. 0. 3 0 aşağı indiriyorum. 3. 30. 30'un içinde 6 kaç defa var? 5 kere var. 5 kere 6. 30 diyorum. Hemen 0 0 diyorum. Demek ki arkadaşlar 75 saniye de inermiş. Bu bizim 450 MB'lık dosyamız. Yani şuraları temizleyeyim. Yani cevabımız 75 saniye. Ceyhan arkadaşlar. Sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Yalnızca su ve limon kullanılarak yapılan 5 litre limonatada yarım litre limon suyu bulunmaktadır. 5 litrelik bir limonatamız var arkadaşlar. Bunda yani yarım litre, yani 0,5 litre limon suyu. O zaman diyeceğiz ki bu toplam 5 litrenin 0,5 litresi limon suyuysa 4,5 litresi de sudur değil mi arkadaşlar? Yani 4,5 litresi su, 0,5 litresi limon suyu. Devam edelim sorumuzu okumaya. Aynı oranda malzeme kullanılarak yapılan limonatada 1152 mililitre su kullanıldığına göre kaç litre limon suyu kullanılmıştır? Şimdi bize burada şu kadar mililitre su kullanırsa ne kadar limon suyu kullanılır? Arkadaşlar bakın, önce burada değer mililitre cinsinden. O yüzden ben şuradaki litreleri mililitreye çevirmem lazım. Şuradaki litreleri mililitreye çevirmem lazım. Şimdi şöyle yapayım. 1 litre eşittir 1000 mililitre. Ona göre şurayı sileyim, yeniden temizleyeyim. Şimdi diyeceğim ki bizim 5 litre olduğu zaman, yani 5 litre, şöyle şunu yeniden yazayım. 5 litre 5000 mililitre. -0,5 litre de arkadaşlar. 0,5 litre de, o da 500 mililitre. Yani 0,5'i 1000 ile çarptığım zaman ne oluyor? Şu birinci sıfır şu virgülü buradan buraya alıyor. 5 oluyor sayı. 2 tane sıfır da sayının sonuna ekleniyor. Şuraya ekleniyor. Bir ikincisi de şuraya ekleniyor. Sayı 500 oluyor. Şimdi şu son durumda arkadaşlar, şurayı silip temizledikten sonra şöyle diyelim. Şöyle ilk verilen değerleri litreleri mililitreye çevirdik. Yani 5000 mililitre su varken 500 mililitre limon suyu vardı karışımda. Pardon, şu 5000 mililitre su değil arkadaşlar. Bu 5000 mililitre karışımın tamamı. Karışım diyorum. Karışım. Şimdi şöyle yapalım. Eğer 5000 mililitre karışımın 500 mililitresi limon suyu, o zaman 500 mililitresi limon suyuysa ben 5000'den toplam karışımdan 500 limon suyunu çıkartırsam geriye 4500, şu 4500 ne kadar arkadaşlar?
Normal su kalır. O zaman şöyle toparlayacağım arkadaşlar. Şimdi diyorum ki 4500 mililitre su kullanıldığında suya karşılık 500 mililitre limon suyu kullanılıyorsa 1152 litre mililitre daha doğrusu suya karşılık X miktarda limon suyu kullanılır. Şimdi su miktarı azaldığı zaman limon suyu miktarı da azalacak arkadaşlar. Dolayısıyla doğru orantı da şu şekilde çaprazlama çarpıyorduk biliyorsunuz. Yani 4500 ile x'i çarpacağım. 4500 çarpı x eşittir. 1152 ile de 500'ü çarpacağım. 1152 bölü daha doğrusu çarpı 500 arkadaşlar. Şimdi şurayı daha düzgün yazayım. Eşittir. 1152 çarpı 500 diyorum. Şuradaki 4500 x ile çarpım pozisyonunda. Şuradaki 4500 diğer tarafa bölüm pozisyonunda geçer arkadaşlar. 4500 yazdım. Sadeleştirme yapacağım. Bir sıfır alttan götürüyorum. Bir sıfır üstten götürüyorum. Bir sıfır alttan götürüyorum. Bir sıfır üstten götürüyorum. Şimdi şu üst tarafı silebilirim artık. O tarafı gördünüz zaten. Şimdi şu 5 ile de 45 sadeleşir arkadaşlar. 5'i 5'e böldüm. 1 kalır. 45'i 5'e böldüm. 9 kalır. En son hali şu oldu. Üste 1152 kaldı. Altta ne kaldı? 9 kaldı. 1152 9'a bölünür mü? Bölünür arkadaşlar. Şöyle bölelim onu. Şu alt tarafa da sileyim. Şurada böleyim onu ben. 1152'yi 9'a. 1152 bölü 9. 11'in içinde 9 bir kere var. 1 kere 9 9. 11'den 9 çıktı. 2. 11'den 9 çıktı mı? 2 kaldı. 2 kaldı. Şuradaki 5'i aşağı indirdim. 25 yaptı. 25'in içinde 9 kaç defa var? 2 defa var. 2 kere 9 18. Burada 7 kalacak. 2 aşağı inecek. 72. 72'nin içinde 9 kaç defa var? 8 defa var arkadaşlar. 128. Demek ki arkadaşlar cevap 128 mililitre. Hemen şöyle şunu da cevap şıkkımızı işaretleyelim. Cevap 128 mililitre. Bakıyoruz. 3 farklı çiçek türü satılan bir çiçekçide bulunan gül sayısının lale sayısının oranı 3 bölü 5'tir. Gül bölü lale eşittir 3 bölü 5. Lale sayısının menekşe sayısına oranı 15 bölü 16'dır. Yani şöyle yazalım. Lale bölü menekşe 15 bölü 16'dır. Buna göre çiçekçide bulunan toplam çiçek sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi çiçekçide 3 tür çiçek var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gül var. Lale var. Bir de menekşe var. Şimdi iki tane lale var. Bir şurada lale var. Bir de şurada lale var. Bir tanesi 5, bir tanesi 15 olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla bu laleleri eşitlemem lazım. Büyük olan hangisi? Şu 15. O yüzden 15'te eşitleyeyim ben bu laleleri. Yani şurayı 5'i kaçla çarparsam 15 yapar? 3 ile. O yüzden şu kesri 3 ile genişleteceğim. 3 kere 3 9. 3 kere 5 15. Yani şu üstteki gül bölü lale oranı şöyle ne oldu? 9 bölü 15 oldu. Tamam zaten diğer oran şunu hiç değiştirmedim. Çünkü niye? Lalenin değeri zaten arkadaşlar 15'ti. Burada da şimdi artık yeni lale değeri de bu da 15 oldu. Laleler 15 oldu. Artık yeni oranım bunlar. Şimdi laleleri eşitlediğime göre ben o zaman gülün karşısındaki sayıya şöyle şu yeni değerleri bir daha yazayım şuraya tekrardan karışmasın. Artık gül bölü lale oranı yeni gül bölü lale oranı gül bölü lale 9 bölü
15 oldu. Genişlettiğimden dolayı. Şurayı silebilirim artık. Şimdi arkadaşlar bakın gülün karşısında 9 var. O zaman güle 9K diyeceğim. Lalenin karşısında 15 var. Ona 15 kat diyeceğim. Burada lalenin karşısında zaten 15 vardı. Buna zaten 15 kat demiştim şurada. Burada neyin karşısında? Menekşenin karşısında 16 var. O da 16 kat oldu. Artık yani gül 9 kat. Lale 15 kat. Menekşe 16 kat. Bunların hepsini arkadaşlar toplamam lazım şimdi. 9 artı 15 artı 16. 9 ile 15'i toplarsam ne yapar? 24 yapar. 24 ile de 16'yı toplarsam şunların hepsinin toplamı arkadaşlar 24 ile 16'yı toplarsam 40 yapıyor. Yani bunların hepsi toplamı 40 kat. O yüzden toplam çiçek sayısı da 40 sayısının bir katı olmalı. Şıklara bakıyorum. 130 40'ın katı mı? Değil. Çünkü 40'a bölünmez. 160 40'ın katı mı? Evet katı. Çünkü 40'a bölünür. Demek ki cevap Bursa. Bakıyorum 180 40'ın katı değil. 40'a bölünmez. 300 de 40'ın katı değil. 40'a bölünmez.